Portekiz Başbakanı Pedro Coelho çocukluğunu Portekiz sömürgesi Angola'da geçirdi. Angola'nın bağımsızlığını kazanmasından sonra ülkesi Portekiz'e geri dönen Coelho, 2011'deki genel seçimleri kazandı. Sosyal Demokrat Parti onunla şimdiye kadar elde ettiği en iyi sonuca ulaştı. Ancak Coelho tek başına iktidar olmayı küçük bir farkla kaybederek Demokrat Merkez Halk Partisi lideri Paulo Portas'la koalisyona gitmek zorunda kaldı. Fakat ülke 6 yıl süren sosyalist hükümetin ardından ekonomik ve sosyal krize girmiş ve Euro bölgesinden çıkma riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Mali istikrarı sağlayarak bu zorlu finansal şartları arkamızda bırakmaya çalışacağız diyerek halkın güvenini tekrar kazanmaya çalıştı. Parlamentoda çoğunluğu elde eden siyasi lider Troika'dan aldığı 78 milyar euro yardım paketi karşılığında kamu borcunu azaltma ve kamu harcamalarını kısıtlama yönünde adımlar attı. Başbakan Coelho'nun uygulamaya koyduğu sert kemer sıkma politikaları halkın tepkisini topladı. 2012 bütçesinde 1000 eurodan fazla alan memurların yılbaşı ve tatil ikramiyeleri kesilecek dedi. Coelho'nun çalışanın sosyal güvenlik haklarına katkı payını %18'e yükseltmesi ve işverenin katkı payını %18'e düşürmesi halkı sokağa döktü ama başbakan kararlılığını korumayı başardı. Eğer dedikleri gibi Portekiz için bir seçim kaybetmem gerekirse sandığın cehenneme kadar yolu var. Ülkem daha önemli. Portekizli liderin güvenli bölgeyi terk edin çağrısına halktan yanıt geldi. 2014'te 2,5 milyon Portekiz vatandaşı yurt dışında yaşamak için ülkeden çıkış yaptı. Portekiz Avrupa Birliği'nin en çok göç eden ülkesi oldu. 3 yıl boyunca kemer sıkma politikalarına boyun eğmek zorunda kalan Portekiz, 17 Mayıs 2014'te kurtarma programından resmi olarak çıktığını açıkladı. Coelho o günü Portekizlilerin zafer günü olarak tanımladı. 17 Mayıs 2014 tarihimize Portekizlilerin günü olarak geçecek. Çünkü onların çabası olmadan bugün buralara gelemezdik. Bu bir siyasi partinin veya hükümetin günü değil. Bugün Portekiz halkının günüdür. O dia 17 de maio será o vosso dia.